Evet, merhaba Güreş Türkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Burada şu anda Eren Nur ile birlikte SmackDown'ı konuşmak için buradayız. Bu haftaki SmackDown'da çok senaryo olarak ilerleyen ve bizleri hem ring içi anlamda hem de story anlamında doyuran segmentler izledik. Eren Nur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Ya nasıl Birazdan gidebilir ki? all in var birazdan. Hayatın zorlukları diyorsun. Birazdan all in var. İnsanlar heyecanla all in'i bekliyor. Sen neler düşünüyorsun? Evet. Ben hayatımda ilk kez canlı bir indie şovunun şovuna kalıyorum. İndi mi? Merakla bek indi İn evet. Şimdi Yani indi şöyle diyeyim. dedin. Pardon. Şimdi ihtilal çıkabilir forumda Eren. Dikkat et. Yani Japon severler linç edebilir Eren. Yok hayır indi derken yani bu sene de mesela ilk kez NJPW şovu izlemiştim. Bugün de ilk kez bir Ring of Honor, Dragon Gate hepsinden karışık işte indi şovu izleyeceğiz. Heyecanlıyım ben. Evet, genel olarak Japon güreşi takip eden arkadaşlar ardından daha sonra din değerlendirebilir show sonrasında. Ama biz bu hafta SmackDown'u konuşacağız. Bu haftanın SmackDown'unu konuşacağız. İstersen hemen açılışa geçelim. Buradan chatbox'a da bir selam olsun kısaca. Hemen Stephen Truway'a, Alper Cambaz'a, Yücel'e, Heartless Taylan'a, World Class GTR'ye, Samet Soydan'a selamlar olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı hayatın zorluklarıyla alakalı Erenmiş? Hayat zor, pes etmeyin diyeceğim. Ne oldu galiba üniversite sonuçlarında kötü bir şey geldi. Beklemediğimiz bir sonuç geldi. Ne oldu yani? Bu kadar melankoli niye Evet. sevgili Eren? Hayır, melankolikle alakalı değil. Çünkü hani daha yurt dışı planlarım olduğu için pek kendimi üzmüyorum. Ama onun Yurt. dışında Kayseri mağlubiyetinin melankolisi var. Ya sorma, bugün herkes o konuda derin yaraları var. Hem Galatasaraylıların hem Fenerbahçelilerin. Galiba bu haftanın kazananı Trabzon, Beşiktaş belki ve Kasımpaşa olacak gibi duruyor. Bakalım. Lig uzun bir maraton ya. Her girişte konuşuyoruz ama bende de var aynısı. Bu ülkede okumam diyorsun. Gideceğim bu diyarlardan diyorsun sevgili Erenur. Öyle mi? Yani doların yükselişi falan hayatı zorlaştırıyor yani. En anlamsız bir ürüne bile zam geliyor artık. Evet, mod yerlis Eremnur shift botla uğraşıyor demiş. O ne demek? Ya Skype'da biz bir shift bot diye bir şey var. Onunla uğraşıyorduk da o yüzden ona gönderme yapıyor. Anladım, anladım. Evet, Taylan sana bugün fena takılıyor ha. Hayaller yurt dışı, hayatlar Sakarya falan. Alper Cambaz hemen ardından durur mu? Yapıştırmış hayaller ODTÜ, gerçekler Molotov. Kardeşim ben o hedeflemiyordum ki. Sen nereyi hedefliyordun da tutturamadın sevgili Eremnur ya? Ben Marmara'yı hedefliyordum, Kardeşim şimdi Marmara'yı da yani çok hedefleyebilen yok. Bilmiyorum. Bu sene olmazsa seneye olur inşallah. İnşallah. Evet, Samet Soydan demiş Ero Beşiktaş'a gelirsen içeriz bir şeyler. Eren Nur, sana ortam kızı mı demek istiyorlar? Ne bu? Herkes bir şey diyor sana ya. Yo yani Beşiktaş'a bir şey içeriz kardeşim de bu sıcakta evden beni çıkartabilirsen helal olsun. Artık Eylül ayı geldi Eren Nur ya. Herhalde çıkarsın. İnşallah. Bilmiyorum onu. Olmaz mı diyorsun? Ya duruma göre şimdi söz verirsem yalan söylemiş olurum. Samet, görüyorsun kardeşim, sana bir buluşma ayarlamaya çalıştım fakat olmadı yani. Benim yapabileceğim bir şey yok daha fazla. Evet. World Class GTR demiş. Yarın Beşiktaş'a içireceğiz. Kim oynuyor yarın Beşiktaş'ta? Geç. Ankara Gücü mü oynuyor? Kim oynuyor? Galiba bilmiyorum ki fikstüre bakayım ya. Evet. Zeno hoş geldi kardeşim. Lucifer hoş geldin. Kuzey hoş Canım geldin. Zenocuğum. Bursa Spor'la oynuyormuş. Bursa'yla. Oy, maça bak. Oo.
Yarınki maç 3 ölü 5 yaralı maçı yani. Gerçekten. Texas Çarşı. Aynen öyle. Aynen öyle. Aman aman aman. Evet Eren Nur. Öncelikle son Raw Show değerlendirmesinde sen yoktun. Ne dersin? Raw Show'unu genel olarak nasıl buldun senaryo ilerleyişlerini? Ya ben Raw Show'un nedense izlerken artık sıkılıyorum o. Hani kadınların arasında olan feodun yapmacıklığı mı desem. Ama şey güzeldi. Yani Strowman'ın heel olup Dolph Ziggler, Drew McIntyre ikilisiyle takım olması güzeldi. Onun dışında ben pek Raw'dan keyif alamıyorum ya. Belki de SmackDown'u çok önemsediğim için olabilir veya çok sevdiğim için olabilir. SmackDown'ı sevme sebebini genel olarak Asuka dışında bir cümleyle özetleyebilir misin? Aksiyon. Daha aksiyonlu bana göre. Anlıyorum. Daha aksiyonlu dedi ve Raw'ın son senaryolarına çok büyük kaybetti Eren Nur. O zaman SmackDown'ın aksiyon dolu ilk segmentine geçelim. New Day geliyor. 5. defa tag team şampiyonu olan SmackDown takım şampiyonları New Day büyük bir kutlama yapıyor tabii. Kupalar mupalar getiriyor. Kupaların içinden pankekler düşüyor vesaire. Yine bir Amerikan kültürü eğlencesi ve beklenmedik bir isim. Can you dig it Saka diyerek King Booker. Ne diyorsun? King Booker acaba ilerleyen aylarda görev mi alacak Survivor maçında vesaire? Eren Nur ve çevgili chatbox halkı. Yeah. Çevgili. Sevgili chatbox halkı. Ufak bir beyin fırtınası yapalım. Evet Eren. Bence Trish hamlesine karşılık geldi. Hem ayrıca biliyorsunuz Booker T'nin 5 kere dünya şampiyonluğu falan muhabbetine. Boş bir segment oldu ya. Hele King Booker olarak gelmesini hiç beklemiyordum. Çok bir atraksiyonlu bir açılış oldu. Şaşırtıcı bir açılıştı. Olmaz diyorsun yani. King Booker ilerleyen aylarda farklı bir senaryoda görev almaz mı diyorsun? Yok yani zaten hani pek de gerek yok gibi diye düşünüyorum. Evet. Zeno demiş. Bu arada All In Indie Show'u diyen Eren sonuna kadar haklı. Stage TPW'dan kötü. Yalnız TPW'ya bir şey verelim. Ufak bir es verelim. TPW'nun stage'i de ring dizaynı da hani sanki 20 yıllık bir şirket edası oluşturarak profesyoneldi. Şimdi Bilgehan'ı öldürelim ama hakkını da verelim bu konuda bence. Sence Eren? Bence de yanında zaten hani görmüş geçirmiş adamlar var. WWE'den yolu geçmiş adamlar olduğu için gayet iyi güzel bir stage. Ben beğenmiştim dizaynı. Evet Booker T geliyor ve ardından biraz Big E'ye geçiriyor. Biraz diğer takım üyelerini övüyor. Ve ardından çok büyük bir Amerikan eğlencesi. Can you dig it Saka modu devam ediyor. Booker T Kanadalı mı ya? Niye böyle bir segment izledi? SmackDown'da Kanadalı olmadığı için bir tane Kanadalı vardı yolladılar. WWE'nin böyle bir alışkanlığı var. Farklı şehirlere sık gitmediği şehirlere ya da yurt dışı gezilerinde böyle sürprizler yapabiliyor. Mesela Bret Hart'ın en son güreştiği ülke neresi? En son güreştiği şehir neresi biliyor musun sevgili Eren Nur? Neresi? Ben en son WrestleMania 26'da gördüm. Nere? İstanbul. Nasıl? Bret Hart daha önce başka hiçbir şehirde güreşmedi. En son İstanbul'da güreşti. Nasıl ya? Ne ara? Bak. Nerede? İşte İstanbul'da 2011'deki şovda güreşti. Aa şunu hatırladım. Live Event. Evet. Tamam hatırladım şimdi. Sen o şova gitmiş miydin? Hayır hiç. Ben şu an gelmelerini bekliyorum. Yani özellikle SmackDown'un gelmesini bekliyorum. Bayağı bekleyecek gibi görünüyorsun sevgili Eren. Evet. SmackDown takımlar şampiyonu. Sevgili New Day hakkında söylemek istediğin başka bir şey var mı? WWE World Tag Team Champions diyerek kıvırtan adamlar hakkında başka bir şey söylemek istersen seni dinliyoruz sevgili Eren. Umarım geçiş şampiyon olduklarını düşünüyorum. Yani Bludgeon Brothers'ın hesapta olmayan sakatlığı yüzünden
Çünkü hani New Day tamam doydu, eğlendiriyor bizi ama hani yeni gelen özellikle The Bar, Sanity gibi takımların birazcık kemerde yani kemer etrafında dönmesini istiyorum ben. Evet, Chatbox halkı ne düşünür? Bunu konuşalım. Chatbox'ı Chatbox'ta konu dışı konuşan arkadaşlar mutlaka olacaktır. Evet. Gördüğünüz üzere yorumsuz şeyler devam ediyor. O zaman bir diğer segmente geçelim. Sevgili Eren Nur, SmackDown'da gerçekten çok gereği olmayan senaryolar izliyoruz New Day segmentinden sonra. Takımlar divizyonunun maçı. Maçı izledin mi? Maçı, lan canlı kaldım ben şovu. Aha. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Maçı biraz bahset, maçı anlat istiyorsan. Ben bant kaydı izlediğim için çok aklımda kalmış değil. Yani bas bas bağıran bir duvar galibiyeti gördük. Epico Primo niye hala yaşıyor ve niye hala SmackDown kadrosunda süre alıyorlar? Süre almayan bir sürü güreşçi var. Onun yerine bir sürü güreşçi koyabilirsiniz. Ya gidip Epico Primo koyuyorsunuz. Adama 2015'ten gelmiş, haberleri yok yeterli. Başka mesela yani başka ben finalde Sanity değil Rusev Day Dubar düşünüyorum. Dubar'da büyük ihtimal finali alacak. New Day'den de kemeri kapacaktır diye düşünüyorum. Dubar hakkında umutlu musun SmackDown özellikle takımlar divizyonu için? Umutluyum yani. Çünkü hani üçüncü demirbaş takım. Yani Usolar, New Day, The Bar. Yani şimdi SmackDown takımlar divizyonunda böyle zengin olunca benim aklıma ilk gelen Main Event'a Sheamus Cesaro'nun tekil güreşerek yönelebileceğiydi. Siz ve Chatbox halkı ve sen böyle bir ihtimali göz önünde bulundurur musun? Bulundururum. Aslında teknik kariyerlerine devam etmeleri iyi olur ama bir yandan Sheamus'ın artık hani sakatlığı, boyun sakatlığından dolayı daha az süre alması için takım yapmaları mantıklı ama işte tekli olunca da SmackDown'da ne kadar süre alabilirler? Böyle bir soru da var. Çünkü yetmiyor. 2 saat yetmiyor show. Bazı şeyler yarım kalıyor. Mesela ne gibi şeyler? Ya mesela ne gibi şeyler? Yani tam olarak hani storyler hani düzgün aksiyonunda ilerlemiyor. Mesela AJ, şu an hani bu haftaki AJ Samoa Joe segmenti bana göre birazcık daha yarım kalan şeyler var. Bellalar Daniel Bryan, The Miz feudu olsun. Hani bir şeyler sanki böyle hep eksik gibi. Sürekli bir şey sıkıştırmaya çalışıyorlar. Evet, New Day demiş, kıçkırtmaktan başka bir şey yapmıyor. Zeno yine kendi üslubunda yorum yapmaya devam etmiş. Sanity ne, araba markası mı? Sanity SmackDown'da bir takım ya da stable diyebiliriz. Kuzey eklemiş, takım divizyonu iyi maçlar çıkarabilir fakat hikaye işleyişi olarak yeniliklere ihtiyacı var. Yani SmackDown'a çok acayip hikayeler de geldi. Bludgeon Brothers gibi. Sizce sorun hikaye işleyişinde mi sevgili Kuzey Mümküz? Sen ne düşünüyorsun Eren Murdoğmuş'un? Benim için evet. Yani takımlar divizyonuna sadece maç koyuyorlar. Bir de diyorlar biz sizi yeneceğiz. Onlar da diyor biz sizi yeneceğiz. Son buluyor yani. Hiç ne aksiyon ne arkadan saldırma falan. Yani çok güzel isimler var, değerlendirebilecek isimler var ama çok sıradan. Yani Raw'un takımlar divizyonunda en azından bir şakası oluyor yani. B-Team, Revival olayı olsun. Daha sonra diğer Sanity'nin geleceği için bir şey söylemek istiyor musun? Umarım yani NXT'deki gördükleri değerin yani aynısı değil de yarısından fazlasını alabilirler. Çünkü gerçekten potansiyelli bir grup. Evet, Balor Club demiş. SmackDown'ın takımlar divizyonu sıradan. Yani SmackDown için bu eleştiriyi yapacak olursak bence Raw için neler demeliyiz bilmiyorum. Raw'u o zaman gömelim biz bunun üstüne. Evet.
Kuzey demiş, kesinlikle hikaye işleyişinde geçen seneki Yuzolar New Day feyodunu göz önünde bulunursak cevabımızı alırız. Evet. Ne feyodu be? Balor Club demiş, balyozlu adam dövmeyi nerede gördük başka? Gayet yaratıcı ve iyi bana kalırsa diye eklemiş. Valla ben SmackDown tabii Raw'dan daha önde ve senaryo konusunda çok diyecek bir şey yok bana kalırsa. Bu kesinlikle. Konuyu kapatalım o zaman. New Day'in rakibi olarak kimi görüyorsun sevgili Eremnur? Bir numara. Var. Ben de Bar'ı görüyorum ve bu konuyu kısa bir özetle geçmiş olalım. Evet, arka alanda Rusev ve Aiden var. Rusev karısına tek team şampiyonluğu için söz veriyor. Lana, Happy Lana Day hakkında ne düşünüyorsun? Sen de bir kadınlar divizyonu sever olarak sevgili Eren. Ya Lana aslında hani benim Erdem maçında çok şok etmişti yani yaptıkları. Dedim herhalde ondan 5-10 tane bot çıkar diye tahmin ettim ama beklenen daha iyi şeyleri çıkarttı. Lana hani teke tek maçların değil de daha çok çoklu maçlara hani koyulabilecek alternatif bir isim. Onun dışında menajer olarak daha iyi. Evet, sevgili Eren Nur, Rusev hakkında senin görüşlerini dinlememiştik. En son momentumundan sonra yukarıya hareket eder mi sence? Bir kemer ya da daha yüksek senaryolar alabilir mi sana göre? Bana göre zirveyi Extreme Rules'da gördü. Artık orta seviyelerde. Zaten yavaş yavaş Rusev Day dağılacağı için hani önümüzdeki seneye sarkabilir. Diye düşünüyorum. Rusev'in hani bir WWE şampiyonluğu maçı elde etmesi için. Evet. Balor Club demiş. Linç yiyeceğim ama söylemek istiyorum. Rusev'in hak ettiği değerde olduğunu düşünüyorum. Linç ediyor musun sevgili Eren Nur? Yok, linç etmiyor musun? Saygı göstereyim. Yani aslında ben de aşağı yukarı çok fazla bir şey düşünmüyorum ama AJ Styles'a karşı bir tur kemer alabilirdi yani. Hani bir pay-per-view kemeri alıp diğer pay-per-view verip revanşta kaybedip AJ Styles böyle yoluna devam edebilirdi. Neden böyle düşünüyorum? Böyle düşünme sebebim ben profesyonel güreşte seyirci reaksiyonuna inanan bir insanım. Kesinlikle. Aynen öyle. Elias'ı da bunun için çok fazla destekliyorum. Gerçekten Elias hak değer görmeyi hak eden güreşçilerden, push almayı hak eden güreşçilerden biri. Çünkü seyirciyle iletişimi inanılmaz derecede kuvvetli. Onun için hani Rusev Day tutmuşken bir ay izlemek lazımdı bence ya. Bir ay bize bir şey kaybettirmezdi. Yani o Extreme Rules'da kazandığı zaman o hani şeyleri görebiliyorum hani chantleri veya evet. Reaksiyonu. Millet dediği gibi sevinirdi yani. Evet. Kimse aynen. Üzülmezdi bence AJ'nin kazandığı, kaybettiğini. Aynen öyle. %100 katılıyorum. Zeno demiş AJ Styles'tan kimse kemer alamaz diye. Balor Club eklemiş. Abicim Rusev'e verilen tek şey United States Championship. Yanlış bilmiyorsam tek şey bu. O da Rusyalıyım. ABD karşıtıyım falan muhabbeti yani. Rusev Day'in WWE Championship'e etkisi ne olacaktı? Ne olabilirdi demiş. Ya işte dedik ya. Biz profesyonel güreşte seyirci reaksiyonlarının çok önemli olduğunu düşünen insanlar olarak farklı yerlere gidebilirdi bu mevzu diye hayal ediyoruz. Çünkü Daniel Bryan böyle yaptı. Daniel Bryan böyle büyük güreşçi oldu. Yani şu an Daniel Bryan'ın Tony Nese'den bir farkı varsa bu da seyirci reaksiyonu sayesindedir diyerek bu konuyu geçelim. Selin Şener ben geldim demiş. Hoş geldin Selin. Hoş geldin. Kuzey, Rusev bugün geçiş rakibi olarak kullanıldıysa şirket adamı fark etti demektir. En geç Mayıs'ta falan ana kemer alır. Kuzey, sen sık sık radyo yayınlarımıza katılan bir arkadaşsın. Bu mesajını unutma. Mayıs ayında tekrar hatırlat eğer dediğin gerçekleşirsin.
Evet. Okuyorum. Hızlı mesajlar akıyor. Gür Sinan'ın muhteşem finisher'ını konuşacak mıyız? Zeno. Ben dedim yani konuşacak bir şey yok. Turabi Çamkıran. Sen ne düşünüyorsun Eren Nur? Bu ne? Ben daha büyük bir şey bekliyordum. Evet, Balor Club demiş. Extreme Rules'ta Ziggler Rollins maçında adamlarla makara geçiyorlardı. 3-2-1 dıt reaksiyon pek önemli olmamalı artık bence. Çünkü suyunu çıkarıyor izleyiciler. Ya katılmıyorum. Balor Club. Üzgünüm katılmıyorum. Ya bazı şehirlerin seyircilerini seçemiyorsun ki yani. Ya o zaman WWE o seyirciye göre artık ayarlıyor yerlerini, pay-per-view'ü. Bir güreşçiyi ekran başında sevdiren arenadaki seyircidir. Şimdi bunu bir kavrayalım. Arenadaki seyircinin reaksiyonları bir güreşçiye dönükse o güreşçiyi televizyon başındaki izleyici de sever. Kesinlikle. O sadece fan, hani bazı fanların saygısızlığı diye nitelendiriyorum. Evet, az önce All In Show varken SmackDown mı konuşacağız diyen bir arkadaşı banlamıştım Efeciğim. O biraz chatbox'ta ağladı. Onun için konu dışında konuşanı chatbox'tan uzaklaştırıyorum. Ama sen bir soru sormuşsun. Punk gözükeceğini düşünmüyoruz. Öyle bir bilgi de yok zaten. Evet, o Yani zaman punk diğer. gözükürse yuhalanır büyük ihtimal. Ya yuhalanır yuhalanmaz çok önemli değil yani. Ben gözükeceğini de zannetmiyorum. Ben de. Diğer segmente geçelim. Jeff Hardy, Randy Orton feyodu. Öncelikle bu feyodun geçmişini biraz konuşalım. Randy Orton'un psikopat ruh hali ve Jeff Hardy'nin depresif tutumları hakkında ne düşünüyorsun Eren Nur? Orton'un kulak memesi fetişi. Gördüm ya, Randy neden diye sorguladım. Orton'un kulak memesine parmağını sokup içinde baş işaret parmağını çevirmesi hakkında bir yorumun var mı sevgili Aramur? Yorumsuz, şaşırtıcı ve garip. Evet, o zaman kısaca Jeff Hardy'nin promosundan bahsedelim. Jeff Hardy, Randy Orton'a içindeki ilginç karakteri ortaya çıkardığı için tebrik ediyor ve ardından kafesin içinde Hell in a Cell'de bir maç teklif ediyor. Ne diyorsun sevgili Eren Nur? Jeff Hardy, Randy Bu Orton. maç normal olsaydı büyük ihtimal hepimizin uyuyakalacağı bir maç olabilirdi ama Randy Orton'un kafeste yaptıkları, Jeff Hardy'nin oradan buradan atlayışı için kesinlikle güzel bir maç türü oldu. Yani en azından Hell in a Cell'de bir Hell in a Cell maçı izleyeceğiz. Yani Evet. gerçekten bir konsept maçı izleyeceğiz. Çünkü geçen Extreme Rules'da Extreme Rules maçı oldu kadınlar arasında. Ama Extreme Rules değildi yani. Eline bulan bir şey geçiriyor kafasına. Hani pek spotlight anlar yoktu maçın içinde. Ama yani %100. Jeff Hardy ve Randy Orton'un geçmişine bakıldığında yani gerçekten çok güzel maç çıkartabilecek potansiyelleri var. Evet, Balor Club Jeff Hardy'nin Brother Nero olacağı maç demiş. Böyle bir şeyi öngörebiliyor musun sevgili Aramur? Matt Hardy olmadıkça Brother Nero olmaz diye düşünüyorum. Bu kartı henüz poker masasına restlemezler diyorsun yani. Evet. Veya Matt Hardy'nin yokluğu yüzünden hani Walken Broken şey olsun, muhabbeti devam etsin diye belki de yapabilirler. Zeno demiş. Jeff Swanton'u yapacak kafesten. Ya herhalde 2,5 sene daha gözükmez Jeff Hardy böyle bir şey yaparsa. Nasıl espri? Beğendiniz umarım. Evet, ne diyorsun? Yani ne diyebilirim ki? Allah kahretsin de diyelim. Yorumsuz. Randy adamın kulağını bıraksa bari içim tuhaf oluyor demiş. Benim de yani bakamadım ki, segmente bakamadım direkt. Oluyor böyle, çekiştiriyor bu kulağı. Evet. Jeff de Randy'nin elini
kessin bari. Ya yok artık. O şey yok değil artık. Mi ya Game of Thrones'ta eli kesilen neydi? Aa evet. Jamie Lannister. Ben de evet. Pek izlemiyorum ki. Evet. Ben izleyen biri olarak söylemiş. Kuzey demiş. O gimmickler WWE'nin pek tercihi değil. Evet, noktayı koymuş. Ben de katılıyorum Kuzey Erenmur. Doğru. Mistik şeyleri sevmiyor. Yani mistik karakterleri bilmem pek sevmiyorlar. Evet, Selin Şener demiş. Espriyi kaçırdım. Çok bir şey kaybetmedin Selin. Balor Club eklemiş. Randy Orton tekrardan badass oldu. Yani piç oldu demek istiyor. Jeff Hardy de Brother Nero olabilir bana kalırsa. Dişe diş zevklendim galiba. Evet, bu senaryo seni heyecanlandırıyor mu Eren Nur? Evet, heyecanlandırıyor. Yani normalde diyordum ben. Ta 10 yıl öncesinin feodunu yapıyorsunuz diye ama ikinci yaptığı hamleler merak uyandırıcı. Evet, Fatih Dişkaya. Randy Orton elimi sık demiş. Pardon. Ben Randy Orton elimi sık demiş. Pardon. Randy Orton'un o düşen haberini biliyor musun? Neyi? Sevgili Eremdur. Randy Orton'un o elini sıktırma muhabbetini biliyor musun? Maalesef biliyorum. O derin bir iç çektin, hayırdır ya. Bugün eline veren... Evet, Eren Nur çok kritik şeyler söylüyor. Hemen diğer segmente geçiyoruz. Carmella var. Kemeri yeniden kazanmayı hedeflediğini söylüyor Carmella. Ve ardından Arturuf. Arturuf hemen. Ty Dillinger, Arturuf falan. Artık içerisi ya, şampiyonlar ligi. Arturuf'un karakteri çok eğlenceli ya. Ben de katılıyorum. Arturuf. Geçmişte maçın ortasına girip merdiveni alıp Money in the Bank'i arayan adam. Çok ilginç ya. Arturuf'un geçmişte şizofreni olup hayali bir arkadaşının olması. Little Jimmy. Aynen öyle. Evet, Zeno söylemiş. Carmella James'e yaptıklarından sonra hayatına jobur olarak devam edecek. Hak ettiğini bulacak. Zeno'da galiba Zeno'da Kaybedenler Kulübü üyesinin bir parçası. Çünkü ben hayatta hep kaybedenlerde böyle bir kaybedenlere karşı olan acıma duygusu gördüm. Ben bugüne kadar hep kazandım kardeşim. Onun için hiç böyle düşünmüyorum. Carmella bir tane. Sen ne diyorsun Aramur? Ben Carmella'dan pek haz etmiyorum. Evet, Carmella'dan haz etmiyorum dedi ve konuyu noktaladı. O zaman onu konuşuruz şeyde, main event'ta, son maçta. Evet, Billy Kay ve diğeri, neydi diğerinin adı? Peyton Royce. Ha, Peyton Royce. Meme Reis. Promo keserek ringe geldiler ve Naomi'yi yenmeyi başardılar. Naomi zaten yaklaşık bir dakikalık maçta da boç yapmayı başararak farkını ispatladı. Ve bir dakikalık maçta boç yaptılar. Evet, Billy Rollup'la kazandı. Ne düşünüyorsun Naomi hakkında? Naomi'nin iki WrestleMania üst üste büyük başarı aldığı gerçeği. Değil mi? Öyle bir şey var. Son WrestleMania'da kendi memleketinde kemeri aldı. Diğerinde de kupayı aldı. İlk Kadınlar Battle Royale kupasını aldı. %100. Peyton Royce ve Billy Kay'in ilerleyen dönemdeki şansı hakkında neler düşünüyorsun? NXT'de daha etkindiler diye düşünüyorum. Hani gerçekten birazcık İngilizce'ne anlaşılır dilde yapsınlar. Anlamıyorum. Gecenin 3'ünde SmackDown izliyorum. Anlamıyorum yani. Çevirisini hani ucundan bile bir şey alamıyorum. O kadar anlamsız bir İngilizce. Evet, haklısın. Bu ne, Avrupa aksanı galiba? Avusturya mı? Avustralya mı ne? Öyle bir aksan. Evet. Zeno yazmış. Ben AJ Styles ve Cena fanıyım. Sence ne kadar kaybeden olabilirim? Yani biz çok kaybettik kardeşim ya. Bir gün efkar yayını
yaparsak hepimizin ağlayacak bir hikayesi çıkar yani. Sen rahat ol. Evet demiş, Naomi'yi seven niye seviyor abi? Asuka'nın da başarısı var. Charlotte'a yenilmek herkese nasip olmak olmaz. Üstelik Russell'a da. Ne diyorsun Eren Nur? Sana ağlamak istiyorum. Sana yürüyor Zeno. Ne düşünüyorsun sana yürümesi hakkında? Lütfen lütfen bu acıyı dindirin. Ekran, yani dinleyicilere sesleniyorum. Lütfen bu acıyı dindirin. Evet, Russell'a hatırlatmayın bana. Russell'a dedin. Kız ağlamaya başladı Zeno. Utanmıyor musun bir kızı ağlatmaya? Anasına. Neyse. Better Club demiş. Bir an ben de hızımı alamadım. Sinirlendi. Evet Better Club. Ya işte güzel kardeşimi ağlatınca. Evet Better Club'ın yorumunu okuyorum. SmackDown'da eski tadı alamayan tek ben miyim? Owens ve Zayn gibi Zayn. Zayn gibi bir kalleş yok. Joe Styles'ın karısını elinden almaya çalışıyor falan. Bunlar eğlenceli şeyler tabii ki ama. Abi işte daha büyük ne kalleş olacak. İşte. Aynen öyle ya. Adam... Gidip Pepe'yu çocukları diyor ki yine babanız ben olacağım. Bunun kalleşi var mı? Senin karını yiyeceğim falan yapıyor. Oğlum. Ben de. Bundan daha büyük. Bundan daha büyük kalleşlik olabilir mi ya? Evet. Evolution Show'u yerine Women's Tag Team kemerini çıkarmalar gerekiyordu. Stephen Truway. Bunlar show. Radyo sonunda söyleyeceğin şeyler ya. Çok dağınık konuşmayalım. Evet devam edelim o zaman. Sıradaki segmentten. Brian Bribella ikilisi. Allah'ım bu WWE'deki pembe aşk Yeşilçam senaryoları. Eren Nur ne diyorsun? Daniel Bryan'ın yanına Bribella gelince daha böyle itici, yani itici olmaya başladığını düşünüyorum. Yani tek başına Daniel Bryan daha iyiydi. Yani fight for your dreams demek yerine I fight for my wife olarak değiştirdi. Evet. Yani niye ortaya karı kızı karıştırıyorsunuz ki? Yapın aranızda bir şeyler. Evet, Andrade Cien Almas geldi ardından. Zelina Vega konuştu. Andrade Cien Almas... Tranquilo. Andrade Cien Almas İngilizce bilmiyor mu? Bilmiyor. Bir şeyler söyledim mesela. İkinci Shinsuke Nakamura olması gerçekten. Evet sevgili... Nakamura'nın en azından anlaşılabiliyor bir şeyleri. Sevgili Zeno kardeşim, bu konuda eleştirilerini bekliyorum. Ne diyorsun? Maç ayarlandı ardından ve Brian ve Andrade Cien Almas Mixed maçta karşılaştılar. Değil mi? Teke tek. Şeylerde, menajerlerde. Evet, aynen düzeltiyorum. Teke tek maçta karşılaştılar. Ne düşünüyorsun ikili hakkında? Maç hani kısa sürdü ama hani ağzımıza yani bal çaldı. Çünkü hani ikisinin de ortada ne kadar atletik ve hani tempo düşürmeden maç yaptıkları. Hani ilerisi olacak uzun maçta gerçekten iyi şeyler sunacaklarını gösterdiler. Yani ben kısa maçtan zevk aldım açıkçası. Ne kadar Miz karışsa da maça. Evet Miz'in karışma instans tanesini anlatalım. Vega Biri'ye saldırıyor. Ama Mariz arkadan gelip sinsice köşe demirine çarptırıyor Bella'yı. Bu arada Miz de Brian'a saldırıyor ve maç disqualification bitiyor. Evet. Vega Bella'ya, Andrade Cien Almas da Brian'a bitirici hareketlerini vurup gidiyorlar. Miz çifti de geçen haftanın öcünü almış bir biçimde öpüşüyorlar, sevişiyorlar. Aşk bahçelerini süslendiriyorlar. Dedim yani pembe Yeşilçam senaryoları, ne diyorsun Eren Nur? Öncelikle bütün chatbox'a diyorum ki yanına alacağınız, bir ömür boyu geçireceğiniz eşinizi iyi seçin. Size en zor zamanlarda yardımcı olmalı. Bakın Maris gibi. Prensesine ödün vermeden insanlara saldırabiliyor. Yani onun dışında Feo'da bakarsak zaten
hani WrestleMania'ya kadar uzanacağını düşünüyorum ben. Büyük ihtimal WrestleMania'ya uzanacak. Hell in a Cell'de bu iş bitmez. Çünkü 8 yılda yapılmış bir şeyi 2 ayda tüketmek birazcık akıl kârı değil. WrestleMania'ya yasaklamak daha mantıklı. Ve ayrıca hani bilet sattırma, reklam yapmak için daha potansiyelli bir şey. Özellikle bir de ortada kemer olursa tadından yenmez. Evet. The Miz Bryan'dan daha iyidir demiş Balor Club. Ne diyorsun? Efendim? Evet. Miz gerçekten başına talih kuşu koymuş. Zaten hani bildiğin yani doğuştan yakışıyorlardı. Hani ikisi de egoist, megaloman kişilikte oldukları için hani karakterleri gerekse gayet hani relationship goals veya couple goals gibi bir şey. Ooo, neler söyledin. İlerleyen haftalarda Andrade Cien Almas daha yüksek senaryolarda rol alabilir mi sence? Yani ben Nakamura şu anda ortalıkta değil ama hem de sende bir Nakamura ile maça çıkacağını düşünüyorum. Andrade Cien Almas. Andrade Cien Almas dil bilmiyor dedik. Kuzey demiş. Brock Lesnar İngilizce biliyor da ne oluyor? Ya şimdi Roman Reigns dil bilmese olur. Brock Lesnar dil bilmese olur. Bobby Lashley dil bilmese olur. Braun Strowman dil bilmese olur. Ama bu tür güreşçiler olmaz Kuzey. Demek istediğimi anlayabildiğini düşünüyorum. Eren Nur, sen katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Hı-hı. Yani herkesin hani seyircinin arasında yer edinmesi lazım. Her türlü kabul edilmesi lazım. Roman Reigns'e konuşturmasanız kabullenirler. Hı-hı. Ama Andrade Cien Almas için bu gerekli bir şey konuşması. Tabii abi, %100 katılıyorum. O zaman bu segmentte geçelim. Haftaya da konuşacak bir şeyler kalsın. Styles ve Samoa Joe. Samoa Joe Styles ringde, Samoa Joe ring dışında, arena dışında ya da arka alanda. Styles ringe Joe'yu çağırıyor. Fakat Joe via satellite yaparak karısını arıyor. Wendy, diyor barbekü var mı? Barbekü aynen. Var bu hafta. Bu da yayınlandı YouTube kanalımızda. Evet söyle. Şey işte barbekü partisine gelmek ister misin diyor şey lise arkadaşlarla. Haftaya salı. Yani. Joe Styles'ın en zayıf yerinden vurdu diyeyim. Aile. Evet. Aile herkesin zayıf noktasıdır. Bu biraz Randy Orton. Yani herkesin genel olarak. Tabi bu feud bayağı zirveye oynamaya başladı. Bu biraz şeye benzemeye başladı. Triple H Randy Orton feud'una benzemeye başladı. O çok efsane. Eğer öyle bir ev segmenti falan olursa %100 hani %100 olur. Kesinlikle hani SmackDown'daki şey taşı derler ya, kilometre taşı denilecek bir segment olur. Yani yapmaları da lazım. Ev segmenti olması lazım. Yani bu feud otoparklarda veya ring seyircinin arasında geçmez. Bir arena dışı. Abi, evde olması lazım. Kadının da Wendy'nin de daha fazla ring içinde görünmesi lazım. Evet. Ya Wendy seks partisine davet edildi. Bakalım davete icap edecek mi? Aslında şey mantıklı olabilir. Hani bir barbekü segmenti ve partiyi dağıtan bir AJ Styles. Abi şimdi barbekü partisine giderse AJ Styles, Samoa Joe barbekü diye AJ Styles yer yani. Şimdi gerçekleri konuşalım. Pardon. Bir an kendimi kaybettim. AJ Styles karısını kaybetmemek için koşa koşa Joe'yu kovalıyor. fakat yapacak bir şey yok. Sevgili AJ Styles Joe'yu kaçırmış vaziyette. İlerleyen haftalarda çok güzel şeyler izleyeceğimizi düşünüyorum ve bu konuyu kısa kesmek istiyorum. Umarım. Çünkü çok zengin bir storyline, çok fazla zenginleştirilebilir. Haftaya bakalım neler olacak. Hemen yani AJ'in şu şampiyon olduğu dönemde en iyi senaryosudur. %100.
kemeri aldığından beri yani Kasım 2017'den beri en heyecanlı feyotudur. Zeno demiş. Joe'ya feyot sonrası Jones diyeceğiz. AJ Nichols'una geçirecek Joe'yu. Balor Club demiş. Joe işte submission kilit hareketiyle öldürecek AJ'yi. Bana kalırsa AJ'ye sakatlanmış süsü verilebilir. Kuzey demiş. Baca avcısı Joe. Gerçekten terbiye sınırlarını zorlayan bir feud oldu kanaatine ulaştım şu an. Bacılarınızı saklayın. Evet, Carmella geliyor önce. Bu segmenti sen anlat istersen. Carmella'nın gerçekten hani birazcık güreşe sahip olduğunu gördüğümüz maç. Maç hani gerçekten İyiydi. Ben beklemiyordum. Sürekli Carmella'nın kaçacağını zannediyordum ama hani gerçekten iki tarafta güzel maç verdiler. Ama maçın en güzel tarafı maçın sonuydu. Becky Lynch'in saldırmasından %100 olanaklı bir şeydi. Ben Becky Lynch'in maç esnasında karışacağını zannediyordum ama hani en azından WWE şey mahiyetine vermedi. Hadi üçlü maç yapalım sonuçta. Maç sonuçsuz kaldı. Carmella yine ortalıkta çığlık çığlığa der işte benim maçıma karışıldı hadi ben de Hell in a Cell'de bir kemer maçı istiyorum revanşımı daha almadım diye bu yola gitmeleri gayet iyi oldu. Becky Lynch'in kemeri %100 almasına bakıyorum çünkü aldığı destek olsun yaptığı tavırlar olsun yani aksanı birazcık bozuk olabilir hani İrlanda aksanı sonuçta bu. Evet. Sonuçta çok fazla R kullanıyorlar ama kesinlikle hani bu bir bahane değil gerçekten. Heel Becky Lynch gerçekten yani istediğim bir Becky Lynch oldu. Hani o face olup hani öyle şey hareketler hani böyle iyilik meleği hareketleri yerine böyle davranması çok iyi oldu ve sonunda PG kurallarını aşıp bir küfür edebildi. Evet o çok önemliydi. Yo bitch. Gerçekten öyle demesi yalnız. Peki maç sonunda Charlotte'ın ağlamaması hakkında ne düşünüyorsun? Charlotte hiç beklemediği taraftan yediği için yumruğu hani sürekli Charlotte ihanet ettiği için şoka girdi. Ama büyük bir ihtimalle Becky Lynch kemeri kazandıktan sonra o story bittiğinde Charlotte'ın ne yapacağını merak ediyorum. Çünkü Charlotte'ın birazcık kemerden uzak durması lazım. Hani bunu sırf İşte Asuka'yı yendi veya geri dönüp bir daha kemeri aldığı için değil. Gerçekten Charlotte'ın bir kemer arasına ihtiyacı var. Çünkü hatırlarsan 2016 zamanı sürekli Raw'da kemer değişimi oluyordu kadınlar arasında. Hı hı. Kemer ambeli olmuştu Sasha Banks'le Charlotte arasında. Bir tur bindiriyordu işte. Evet. Yani birazcık nasıl kemersiz feyotlarda nasıl olduğuna görelim. Kemersiz nasıl bir marka? Bırakalım hani başka bir şampiyonlar izleyelim SmackDown'da. Evet Zeno demiş. Charlotte Becky'nin turuncu saçlarından Hollanda forması örecek. Valla Becky Lynch altın forma örecek gibime geliyor. Sarı altın saçlardan. Oo, iddialı söylemler. Zeno demiş. Charlotte Rumble alıp WrestleMania'da Ronda'ya meydan okuyacak. Of. Bu olası bir şey. Ne desem bilmiyorum ki. Ama bak şöyle bakılırsa Charlotte'ın zaten Rumble alması mantıklı gözüküyor. Ronda Rousey'e vermek mantıksız çünkü Ronda Rousey zaten hani daha kemer alamadan markalaştı. Hani ses getirmeye başladı. Asuka zaten ilk verdikleri için bir daha vermezler yaşından da dolayı. Sasha Banks, Bayley şu anda çok fazla göz önünde değiller ve popülerlikleri çok az gibi. Hani Nia Jax için ilk Rumble olabilirdi çünkü destek alıyordu. Hatta Rumble'da geldiğinde bile bayağı şaşırdığı bir destek almıştı. Yani geriye bir tek Charlotte kalıyor. Yani WrestleMania 35'e giderken tabii ki de büyük bir kadın maçı yapmak zorundasınız. WrestleMania 34'te o ihtiyacı karşılayan şey Charlotte Asuka'ydı. Çünkü hayal maç gibi bir şeydi. Hı hı. Yani Alexa Nia Jax maçı onun gölgesinde kaldı. O yüzden WrestleMania 35'in kadın yani büyük kadın maçı
ismi ihtiyarını Charlotte vs. Ronda Rousey karşılayacak. Evet. Bir ihtimalle SmackDown cephesinde de çoklu maç verirler kadınlara. Güzel öngörüler oldu. Haftaya devam ederiz inşallah. Salı günü saat 22.00'da güreştürkiye.net'ten radyo linkimizi bulabilirsiniz, tıklayabilirsiniz ve dinleyebilirsiniz. Şova puanı son olarak. Benim 4. Ben çok hoştu. Ben de 4 veriyorum. Bir tek Naomi'nin olması kırdım puanı. Zeno demiş son olarak okuyalım. O değil de Carmella'nın kilide dayanıp Asuka'nın aynı kilide hemen pes etmesi çok mantıksızdı. Evet. Orada yani WrestleMania'daki maç hani birazcık gerçekten hani objektif olarak bakılırsa tutarsızdı. Çünkü Asuka Moonsault'tan kontrolleyip Triangle Hold'a bağladı. Bir sürü lock yaptı. Tamam. Ama Charlotte sakat koluyla bir tane figure eight lock yaptı. Asuka acılar içerisinde pes etti. Bir tane. Sadece bir tane. Bir de maç haddinden kısa sürdü diye tahmin ediyorum. Hani birazcık daha 5 dakika falan sürseydi harbiden 10 numara bir maç olacaktı. Evet. Son olarak yorumları okuyoruz. Joe'nun lafları yüzünden 5 demiş Balor Club. Zeno demiş AJ Otopark'ta Joe'yu yakalasa 5'ti ama 4 veriyorum demiş. Bu güzel radyo yayın için katılımcı ve yorumcu arkadaşımız olan Eren Nur'a çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Görüşmek dileğiyle.